arkasından geçmişte olduğu gibi bugün de kayyumlar hiç aksamadan devam etmeye başladı. Oysa kayyumlara karşı olduğumuzu her dönem bunu eylemliklerimizle, söylemimizle, her zaman parti programımızı dile getirmemize rağmen devlet ve AKP iktidarı hiçbir şekilde hukuksuzluklarını yapmaya devam etmeye devam ediyor. Ve biz bunu kınıyoruz. Çünkü kayyumlar halkın iradesini yok saymaktır. Türkiye ve Kürdistan'da devlet diliyle halklara, kadınlara, gençlere, çocuklara, doğaya yaşatılan saldırı politikaları her geçen gün yaşam hakkını tarumar etmeye devam ediyor. Uzun bir süredir yaşadığımız coğrafyada en temel hak olan yaşam hakkı tehlikeye atılmış, yok sayılmış durumda. Kadınlar olarak milliyetçilik, ailecilik, dincilik kıskacında erkek devlet şiddetiyle her gün öldürülüyor. Bu iktidar hakkına kurban edilmek isteniyoruz. Emeğimiz, geleceğimiz, kültürümüz, doğamız saldırı altında. Fikrimiz, düşüncemiz, duygumuz, bedenimiz saldırı altında. Adeta topyekun saldıran devletin bütün aylıkları toplumsal yaşamı bitirmek için kullanılan bu aklın saldırılarını son süreçte daha da arttığını görüyoruz. Bu coğrafyada son 3 günde 10 kadın arkadaşımız katledildi. İzmir'de Fatma Kahraman ve Gülsün Mertoğlu, Adana'da Şükran Aba ve Leyla Erat, Balıkesir'de Maizel Gökyıldız, Konya'da Ümmü Döğer, Ahmet'te Hilal Kar, Antalya'da Ayten Çağran, Antep'te Fatma Mercandağ, Çolemert'te Kübra Gültekin erkekler tarafından katledildi. Katledilen arkadaşlarımızın hepsi en yakınları tarafından, eşleri ya da boşandıkları eski eşleri tarafından öldürüldü. Kadın kırımının çoktan ayyuka ulaştığı Türkiye ve Kürdistan'da erkek şiddetinin bilinçli olarak fışkırtıldığını biliyoruz. Kadın mücadelesine duyulan korkuyla şiddetin körüklendiğini biliyoruz. Uygulanmayan yasalar, cinsiyet eşitliği için atılmayan adımlar, şiddeti teşvik eden söylemler, kadın kazanımlarına, kadın hareketine ve aktivistlere yönelik saldırılar şiddeti onaylamaktır, teşviktir. Çok yönlü saldırıların söz konusu olduğu bu süreçte Kana Afar ve Şemret'te ortaya çıkan yangın felaketinde 15 insanımızın göz göre yaşamını kaybetmesi, hayvanların yaşamını kaybetmesi, tarlada ekilen ürünlerin yok edilmesi ve bilinçli bir saldırı furyasının sonucudur. Kürdistan'ı geleceksiz, ekonomisiz bırakmak isteyen, halkı göçe zorlayarak insansızlaştırmaya çalışan bir aklın ürünüdür. En başından beri bölge halkının söylediği gibi DEDAŞ yüzünden çıktığı belli olan, savcılık raporuyla ispatlanan bir olaydan halkı sorumlu tutmak, siz yaptınız demek toplum düşmanlığıdır, Türk düşmanlığıdır. Bu sömürgeci akla karşı bunun bilinçli bir politika olduğunu, halkımızla beraber bu süreci atlatacağımızı ve sorunlar hesap verene kadar mücadelemize devam edeceğimizi bir kez daha dile getiriyoruz. Daha doğrusu İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Birliği'nin bir araya gelerek hak arayış mücadelesinin bir simgesi. Ortak verdiğimiz bir karar. Niye buradayız? Herkes bunu biliyor ve günlerdir sosyal medyalarda, basında tek tek evleri dolaşarak sokak sokak, mahalle mahalle derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Bizler bir seçim geçirdik. Bu seçimden sonra da hakkımız olan belediyeleri aldık. Aslında seçim öncesi şöyle şeyler de oldu. Sahte seçmenler taşıyarak oraların, yerellerin kendi iradesini gasp etmeye çalışanlara karşı biz gerçek oylarımızla o belediyeleri aldık. Ama hemen sonrasında ne oldu? Hukuksuzca, hukukun hiçbir kuralı uygulanmayarak hatta elimizden geri alınmaya çalışıldı. İlk Van'da denediler ama Van'da gelen bütün o barış, özgürlük ve adalet isteyen, demokrasi isteyen, özgürlük isteyen, bu ülkede artık barış içinde yaşamak isteyen herkes hakkına sahip çıktı ve biz Van direnişiyle Van Belediye'mizi geri aldık. Ama hemen sonrasında değişik taktik değiştirerek sıra Hakkari'ye geldi, Cölemerk'e. Orada ne yaptı? 10 yıldır devam eden bir davayı anında bir kararla sonuçlandırdı ve eş başkanımızı cezaevine attı. Sonra ne olacak? Tamam, velev ki attınız. Sonra orada seçilmişler var. Onların içinden atanması gereken biri yerine siz o yerini temsil etmeyen, aslında bizim oylarımız da gelmemiş ve hiçbir temsiliyeti olmayan birini getirdiniz ve kayyum olarak atadınız. Biz bu kararı asla tanımayacağımızı buradan bir kez daha yüksek sesle söylüyoruz.
bizim için bu karar yok dedi. Asla kabul etmeyeceğiz. Ve bütün kazanımlarımızı geri alana kadar, bu kaç gün sürerse sürsün, ne kadar sürerse sürsün, biz bu mücadeleyi bırakmıyoruz. Hakkari için İstanbul ayakta dedik, Hakkari için İstanbul direniyor dedik, İstanbul'daki bütün güçler direniyor dedik. Bu ülkenin ötekileri, yok sayılanları, kadınları, gençleri, işçileri, herkes bir arada, siyasi partileri, bütün hepimiz bu ülkedeki halk arayışı için yan yana geldik. Ve kazanana kadar asla vazgeçmeyeceğiz. Son sözümüz bu olsun. Gidişleri muhteşem olacak. Mutlaka kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Mutlaka kazanacağız.